Sevgili dostlarım, değerli yatırımcılar merhaba. Bugünkü yayınımı biraz daha farklılaştırdım ve şöyle bir konuyla karşınızdayım. Kripto piyasasındaki e, benim en büyük pişmanlığım nedir? Bugün bunu konuşacağız. Öncesinde ise biraz piyasadan bahsetmek istiyorum. Aslında piyasanın bahsedilecek pek fazla bir şey de yok. Bir haftaki önceki piyasayla şu anki piyasa biliyorsunuz aynı. Hatta yaklaşık 1-1,5 aydır 19.000 ile 22 bin arasında sıkışmış bir bitcoin'den bahsediyoruz. Ve geçmiş yayınlarımda da zaten bunun neden olduğunu, nereye gideceğini, nasıl olacağını bahsettik. O yüzden bugün ben biraz daha farklı bir yayın hazırladım. Bununla beraber de dikkatinizi bir konuya çekmek isteyeceğim. Sevgili dostlar, şu an beni izliyorsanız kripto ile muhakkak ilgileniyorsunuzdur. Ya da ee, araştırıyorsunuzdur. Bakın, tüm borsaları açın. Bakın, şu an tüm borsalar ödül yağdırıyorlar. 7-8 yıllık bir geçmişiniz olursa kriptoda, bunun ne anlama geldiğini bilirsiniz. Piyasa yüksekteyken, boğa sezonundayken, borsalar yine ödül dağıtırlar, ödül yağdırırlar ama bu kadar değildir. Ayı sezonunun bitişi, boğa sezonunun başlangıcında olur. Tabi borsaların amacı şudur, daha çok kullanıcı çekmek haliyle. Bunu kullandığınız borsaya açın, bakın. Diğer borsaları açın, bakın. Yani aklınızın alamayacağı ödüller göreceksiniz. Bir telefon markasını hediye veren mi ararsınız? Çok büyük bir bütçeyi trade yapmak için size hediye edeni mi ararsınız? Bunlar bizim kriptomuzun artık önümüzdeki zaman diliminde. Evet biliyorum çok sabrettik. Hani artık okyanusu geçtik arkadaşlar. Artık deredeyiz, derede yüzmedeyiz. Bunu da geçtiğimiz vakit çok büyük bir boğa sezonu gelecek. Ve hatta ben son 2-3 yayınımı da hep bunun üzerine kurguladım. Hani e, boğa sezonu geliyor, hazırlığınızı yapın. Boğa sezonu geliyor, e, neler yapmanız gerekiyor. Eski yayınlarımın yani 1-2 video önceki yayınlarımın bakın konusu bunlar sevgili dostlar. Ve e, bunu da bugün hem bu ödülleri size e, anlatmakla pekiştirmiş oldum. Hem de burada ne yapmanız gerek? Öncelikle sevgili dostlar bir kripto yatırımcısı iseniz bir 3 e, borsa 4 borsa kullanmanız gerek. Tek borsada tek trade yapıyorum diyorsanız kripto yatırımcısı değilsiniz. Kripto alıcısınız sadece yani kripto alıyorsunuz unutuyorsunuz bu kadar. Ama kripto yatırımcısı demek fırsat neredeyse orada belli bir bütçe az ya da çok hiç önemli değil. Orada olmak demektir sevgili dostlar. Mesela görüyorum, araştırıyorum. İşte ben A borsadan başka borsa kullanmıyorum. Zaten biz geçmişteki yayınlarımızda hep şunu söyledik. Türk borsalarını pek kullanmayın diye. Ama bunun yerine daha profesyonelleşin, kendinizi daha fazla geliştirin. Ve nerede fırsat varsa o borsada kullanın. Hatta yine bir örnekle bahsedeyim. Bakın sevgili dostlar, benim söylemiş olduğum birçok şeyin Zamanı geldiğinde çıktığını ya gördünüz ya da göreceksiniz. Zamanın birinde işte Ahmet Bey diye bir müşterimiz vardı ve onunla biz bir münakaşaya girmiştik. Konumuz ise şuydu, TODEX borsası. Kullanma demiştim. Tabii o bana o TODEX borsasının Amerikan borsası olduğunu, Amerikan onaylı olduğunu işte baya bir övmüştü. Ve ben de tabii kendi bilgimden şüphelenmiştim bakın sevgili dostlar. Beni öyle bir anlatmıştı ki beni bile şüpheye düşürmüştü. Açtım, araştırmıştım sevgili dostlar. Sahibi Türk. Türk borsası. E anlatmaya çalışıyorum. Yok, olmadı, olmadı. Tabii bir münakaşa geçti aramızda. Sonra biz yollarımızı ayırdık sevgili dostlar. Aradan 4 ay geçtiğinde bu dostumuz yaklaşık 40 bin TL'sini o borsada kaptırmıştı. Yani burada zamanın bir önemi yok. 4 ay sonra, 4 yıl sonra, 4 gün sonra. Ama e, bir şey diyorsak tabii ki bazı bilgiler eşliğinde söylemiştik o dönemde. Yine aynı şeyi söylüyorum sevgili dostlarım. Ve de bununla beraber diyorum ki nerede fırsat orada olacaksınız. A borsasında yani global piyasadaki bakın global piyasa bu çok önemli bir detay. Şöyle global piyasa demek tüm yani birçok ülkede borsası olan global bir borsadan iş yapın. Bu Binance olabilir, A borsası, B borsası da olabilir. Çünkü bu insanların kaçacak yeri yok. Anladınız mı anlatmak istediğimi? Ama diyelim ki başka bir örnekle bahsedeyim. Kırgızistan'daki A borsası. Sadece orada olan borsa orada zamanı gelince kapatır, şirketin içini boşaltır, kaçar gider. Ama global borsa nereye gidecek dünya dışında? Hiçbir yere. Bunları anlatmamızın tabii ki bazı nedenleri var. Birincisi boğa sezonu geliyor. E burada bu boğa sezonu bir fırsat. Bu fırsatı doğru değerlendirin. Doğru borsalarda doğru yatırımlar yaparak değerlendirin. Hadi bugün bitcoin hiç konuşmuyorum. Çünkü bir hafta daha yani Ekim'in ikinci haftasına kadar ilk haftayı da atlattıktan sonra toparlanmaya başlayacak. Ama ikinci haftasına kadar 24 bin dolar 20 bin dolar, 22 bin dolar, 19 bin dolar arasında gidecek. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili dostlar? Bir tren hayal edin. Tren daha gardan kalkmamış, kalkacak. Ama şu an daha garda binin binebildiğiniz kadar ya da toplayın toplayabildiğiniz kadar, alın alabildiğiniz kadar demektir. Ve e, videonun başında da söylediğim gibi benim kriptoya başladığım tarih 2014'lerde başladı. Ve bu zamana kadar da aldım sattım kriptoyla... Tabi çok güzel kazançlarımızla birlikte bazı pişmanlıklarımız da oldu. Bu pişmanlıklardan bir tanesi de bir borsanın hatta isim vereyim reklam amaçlı değil sevgili dostlar. Binance'ın BNB coinini ben 11 dolarda 12 dolarda iken trade ediyordum. Alıyordum 12-13 dolar olduğunda satıyordum bekliyordum düşmesini 11 dolarlarda yine kıstırıyordum 14 dolarda satıyordum kar ettim diyordum. Bakın kendimce kar etmiştim. Normalde borsa coinlerine çok yatırım yapılmaz. Binance'ın bir sene de şu an çok fazla yatırım yapılmaz. Çünkü zaten en üst yani gidebileceği kadar üst fiyata geldi. Hani fiyatlandı daha fazla gidebilir tabii ki. Ama buradaki daha fazla dediğim kısım %30, %40'tır, %70'tir. Ama e, o dönemde düşünsenize sevgili dostlar 11 dolar 12 dolar nerede? 400 doları görmüşlüğü geçmişliği var. 400 dolar nerede? Ve aradaki tarihe baktığınızda 2 yıllık, 3 yıllık gibi bir süreden yani 2018-2019'lardan bahsediyorum. Öyle 20 yıl öncesinden de değil sevgili dostlar. Ve o dönemde ben şöyle yapsaydım bu trade yapmak yerine alıp alıp unutsaydım, alıp alıp unutsaydım. Yani 10 dolar nerede? 500 dolar, 400 dolar nerede? Baktığınız zaman 40 kat. Dünyada hiçbir yatırım aracı 40 kat vermez sevgili dostlar 3 yılda. Tabii ki işte bu benim e, piyasadaki en büyük pişmanlığımdı. Bunu size anlatma sebebim şundan dostlar. Evet ben böyle bir olay yaşadım. Siz de böyle bir olay yaşamayın. Tabii bu Binance'ın BNB'sini alın demek değil. Onun yerine çünkü Binance artık gelişti, globalleşti. Birçok kişi sokaktaki Ahmet abi de, Gökdelen'deki Murat abi de şu an Binance'ı kullanıyordur. E haliyle BNB'yi alırken diğer tarafta satanların daha fazla olması fiyatı etkileyecektir. Peki tam bu yolda daha o Binance'ın 11 dolarlarda ikenki halinde olsaydı alırdınız muhakkak. İşte bugün ben bu yayınımı da biraz bununla sonlandırmak isteyeceğim. Bitket borsası. Özellikle yani duyanınız da vardır, duymayanınız da. Galatasaray sponsor olduğundan beri benim dikkatimi çekiyordu ve bayağı da araştırma yaptım ve orada özellikle sevgili dostlar işte ee, borsalarda bir borsa coinine yatırım yaparken bu biraz şey gibidir. Bir hisse almak gibi. Borsadan hisse alırken ne yaparsınız? O ıı, şirketin nasıl iş yaptığına, nerede iş yaptığına, ne kadar kar payı açıkladığına her şeyini incine cincine kadar incelersiniz. Bakın Bitget Borsası. Bu Bitget Borsası'nın coin'i. Ben şimdi kendim şahsi olarak toplamaya başladım sevgili dostlarım. Bu borsanın da linkini aşağıya bırakıyorum. Çünkü hani direkt ee, kayıt olun. Direkt borsaya geçiş yapın diye. Ee, normal e, Google'a yazdığınızda, bitket yazdığınızda birçok farklı dili çıkacaktır. Zorlanmayın diye ben aşağıya böyle bir link bıraktım sevgili dostlar. Ve buradaki amacımız da hatta girin sevgili dostlar. Bakın 3 Ekim'de sonlanacak TRX'in bir launchpad'i var. Ayrıca 5 tane kadar mı ne kampanyalı var, kampanyaları var. iPhone marka e, telefon veren bir kampanyası var. 20 bin dolar üstü bir kampanyası var. 10 bin dolarlık bir havuzu var. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Önümüzde bir sezon var. Boğa sezonu. Haliyle tüm borsalar gibi bu borsada e, tabii ki buna hazırlanıyor demek. Burada da biz bayınan ailesi olarak siz dostlar, siz dostlarımla beraber yapacağımız bu coinleri toplayacağız. Launchpad mi var TRX? Katılın sevgili dostlar. Sonra başka bir kampanya mı çıktı? Bakın katılın. Vadeli işlem olur açın kapatın. Spot işlem olur açın kapatın. Hatta ben bunu şöyle yapmayı düşündüm. Bu e, Çarşamba günü Telegram kanalımızda. Bu arada sevgili dostlar, adımı açılmış çok fazla Telegram sahte hesabı var. Bizim bir tane Telegram kanalımız var Bayınan Haber, bir tane daha kanalımız var. O da Trade kanalımız. İkisinin de linkini e, aşağıya bırakacağım. Buradan katılın Telegram kanalımıza. Bitket borsasındaki e, güzel coinleri yakaladığımızda. Buradan paylaşacağız sevgili dostlar. Hani yarın bugün aldığınız bitketin kendi coin'ini ne yaparsınız? Güzel bir coin'i kıstırdığımızda trade'inizi yapar, geri geçerseniz. Trade'inizi yapar, geri geçerseniz. Fırsatlar nerede? Kripto yatırımcısı oradadır sevgili dostlar. Bu şöyle bir şey. Hani şu an ticaretteki e, normal bir ticaret yapıyorsanız aldığınız bir ürünü ya çok ucuza almaya çalışırsanız ya da fırsat kovalarsınız. Hani bir fırsatı yakaladığınız anda da bu fırsatı değerlendirirseniz sevgili dostlarım. Burası da biraz bu şekilde. Hani bugün 3 dolardadır. Yarın bugün hani Galatasaray'a sponsor olmak diye ve tek bu sponsorluğu yok. Birçok sponsorluğu var sevgili dostlarım. Hani bu şekilde baktığınızda çok komplike bir borsa. E haliyle bunları da nasıl değerlendireceksiniz? Yani bütçeniz 10 bin dolar. Atın 3 bin doları, 4 bin doları. Burada yavaş yavaş alıştırın. Ve bununla beraber ben de bir dostunuz, bir kardeşiniz olarak Telegram kanalımızda sizi haftada bir, haftada iki güzel koyun fırsatı çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Bunları da oradan da desteklemiş olacağız. Ve bu şekilde, bu şekilde sevgili dostlar 2024'teki Halvink'e yani bir buçuk yıl sonrasına çok daha başarılı bir şekilde erişmiş olacağız. Hani dostlar dediğim gibi okyanusu geçtik artık. Şimdi derede yüzüyoruz ve bu derede sizlerin boğulmasını ben istemem. Çünkü okyanusu geçtik. Daha zorlu süreçleri geçtik. Artık fırsatları kazanma, yakalama zamanı sevgili dostlarım. Bugünkü yayınımız da bu şekildeydi. Yine yayınlarımız devam edecek ve bu boğa sezonuna giriş sürecinde biraz yayınlarımızı arttıracağız sevgili dostlar. Nerede ne fırsat bulursak sizinle paylaşacağız. Amacım da sizlere bu fırsatları sunmak. Artık fırsatlardan yararlanmak ya da yararlanmamak tamamen size aittir sevgili dostlarım. Her yayında dediğim gibi para kazanılır da kaybedilir de önemli olan sağlıktır. Bu yüzden sağlıcakla kalın.